Oran ve orantı çalışma kağıdı. Birinci soru. Bir sandıktaki patateslerin sayısının soğanların sayısına oranı 3 bölü 5'tir. Patateslerin sayısının soğanların sayısına oranı demek. Patateslerin sayısının soğanların sayısına bölümü demek. Patateslerin sayısının soğanların sayısına bölümü 3 bölü 5'miş. Bunun anlamı patatesler 3 kattır. Yani 3'ün katı bir sayıdır. O yüzden biz onu 3 kat alalım. Ta burada kaç kat olduğunu bilmiyoruz. Soğanlar da 5'in bir katıdır. 5 kat. Böyle bir cümleyi okuduğumuz an bunu anlamalıyız. Bir sandıktaki patateslerin sayısının soğanların sayısının oranı 3 bölü 5 ise patateslerin sayısı 3 kat, soğanların sayısı 5 kat. Bu sandıkta toplam 120 tane soğan ve patates olduğuna göre bunların kaç tanesi soğandır? Toplam 120 tane patates ve soğan vardır. O yüzden 3K ile 5K'nın toplamı yani 8K eşittir 120'ymiş. Buradan K'yı 8'e bölersek her iki tarafı 15 olarak buluruz. Kaç tanesi soğandır diye sormuş. Soğanlar 5 kattı. Soğanlar 5 çarpı 15'ten 75 tane. İkinci soruya geldiğimizde bir manavda bulunan elmaların kilosunun armutların kilosuna oranı 3 bölü 4. Bu 3 bölü 4'ü isterse öyle yazabilir, isterse böyle yazabilir. Elmaların kilosunun armutların kilosuna oranı 3 bölü 4. O zaman elmalar 3 kat, armutlar 4 kat. Yani elmaların kilosunun 3'ün katı olduğunu söylüyor. Armutların kilosunun da 4'ün katı olduğunu söylüyor. Bu manavda toplam 60 kilo armut varsa, yani armutların toplamını vermiş, yani 4K 60 ise diyor. Kaç kilo elma vardır? 3K nedir diye soruyor. Buradan K'yı her iki tarafı 4'e bölersek 15 olarak buluruz. Elmaların sayısı 3K olduğu için de 3 çarpı 15'ten 45 kilo olarak elmaların kilosu da bulunmuş olur. Bir sınıftaki kızların sayısının erkeklerin sayısının oranı 2 bölü 5'tir. Kızlar o zaman 2 kat, erkekler 5 kat. Bu sınıftaki erkeklerin sayısı kızların sayısından 6 fazla olduğuna göre, yani buradaki 5 kat, yani 5K, 2K'dan 6 fazla demiş. Eşittir 2K artı 6. Bu sınıfın mevcudu kaçtır diyor. Yani 2K ile 5K'nın toplamını, erkeklerle kızların toplamını soruyor. 7K'yı soruyor. 2K'yı bu tarafa alırsak 3K eşittir 6, K eşittir 2 olarak bulunur. Sınıfın mevcudu 7K'dır. 7 çarpı 2'den 14 olarak sınıf mevcudunu buluruz. Dördüncü soruya geldiğimizde A bölü B eşittir 5 bölü 8 olduğuna göre A artı 2B bölü B eksi oranı kaçtır? Buradan anlayacağımız A 5'in katı bir sayı, B 8'in katı bir sayı. A 5 kat, B ise 8 kat. Kaç olduğunu bilmiyoruz ama 5'in katı ve 8'in katı olduğunu anlıyoruz. Bunları getirip buraya yerine yazarsak 5 kat artı B yerine 8 kat koyuyoruz. Onu da 2 ile çarptığımız için 16K bölü B eksi A 8K eksi 5K. 21K bölü 3K, K'lar birbirini götürür. 21'i de 3'e bölersek 7 sonucunu buluruz. Beşinci soruya geldiğimizde A bölü B eşittir 2 bölü 7 verilmiş. Bunu görür görmez A'nın 2'nin katı bir sayı, B'nin de 7'nin katı bir sayı oldu. Uzun uzun kat yazmak yerine K kullanılır bunun yerine kısaltması. A artı B 36'ymış. Yani A yerine 2K, B yerine 7K'yı yazarsak 9K eşittir 36 eder ki K eşittir 4 olarak bulunur.
A kaçtır diye sormuş. A 2K'dır. A eşittir 2 çarpı 4'ten 8 olarak. A bölü 3 B bölü 5'e eşittir. Buradan şunu anladım. A 3 ile oranlı bir sayı. B 5 ile oranlı bir sayı. Yani A 3 kat, B 5 kat. Bunları yerlerine koyarsanız zaten doğru çıktığını görürsünüz. 3K bölü 3'ten bu tarafta çıkar. 5K bölü 5'ten bu tarafta K çıkar. A bölü 3, B bölü 5 durumunda A 3K, B 5K'dır. Yerlerine getirip yazacak olursak 3A yani 3 kere 3'ten 9K, 2B 2 çarpı 5K'dan 10K eşittir 76. 19K eşittir 76. 76'yı 19'a bölersek K eşittir 4. B kaçtır diye sorulmuş. B 5K'dır. B eşittir 5 çarpı 4'ten 21. Yedinci soruya geldiğimizde aşağıdaki çiftlerden hangileri orantı oluşturur? Orantı dediğimiz şey iki oranın eşitliğidir. İki veya daha fazla oranın eşitliğidir. Yani bunların orantı oluşturup oluşturmadığını sorarken bunların birbirine eşit olup olmadığını soruyor. Bunu kontrol içinde içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 2 ile 20'yi çarparsak 40, 5 ile 12'yi çarparsak 60. Bu bir orantı oluşturmaz. Orantı değil. Buradakine gelirsek 1 bölü 4 eşittir 8 bölü 32 dediğimizde karşılıklı doğru sonuç çıkarsa içler dışlar çarpımı sonucunda bu orantı oluşturuyor. 32 eşittir. 4 kere 8 o da 32. Evet, bu bir orantıdır. 6 bölü 18 eşittir 20 bölü 60. 6 ile 60'ı çarparsak 360. 18 ile 20'yi çarparsak yine 360. Bu da bir orantı oluşturuyor. Orantı iki veya daha fazla oranın eşitliğidir. Eğer bu ikisi birbirine eşitse orantı oluşturuyorlar. Sekizinci soruya gelirsek. 3A, 7B, 8C, 4C olduğuna göre A artı B bölü C oranı kaçtır? Bu şekildeki bir soruda A'nın, B'nin, C'nin kaçın katları olduğunu tespit etmeliyiz. Bunun yolu da 3, 7 ve 4'ün bu kat sayıların ortak katına ihtiyacımız var. Bunları çarparsak 3 çarpı 7 çarpı 4, 3 kere 7, 21, 21 çarpı 4, 84 ediyor. Yani buradaki A, 84 etmesi için gereken çarpandır. 3 ile neyi çarparsak 84 eder? 28'i. A 28 tane. B, 7 ile neyi çarparsak 84 eder? 12 tane. 4 ile neyi çarparsak 84 eder? 24. Fark edilmesi gereken 3'ün yanındaki A'nın kaç K alacağını şu ikisinin katsayıları çarpımı kadar sağlıyor. Bakalım eşitlik çıktı. 3 ile 28K'yı çarparsak 84K. 7 ile 12K'yı çarparsak 84K. 4 ile 21K'yı çarparsak 84K. Eşitliği sağlayan ABC sayıları bu katları sağlamalıdır. Ne yaptığımızı tekrar edelim. Bütün katsayıların ortak katını bulduk. Bunu bulmak için hepsini çarptık. 84 etti. Yani her birinin çarpımını 84 etmesini sağlayacak şekilde ABC'ye de katlar. A yerine 28K, B yerine 12K, C yerine 21K'yı koyacak olursak 40K bölü 21K kazanalım. 21K. K'lar birbirini götürür. 40 ile de 21 sadeleşmediği için 40 bölü 21 sonucu çıkar. Dokuzuncu soruya geldiğimizde A bölü B'nin
5 olduğu verilmiş. C bölü D'nin 5 olduğu verilmiş. E bölü F'nin 5 olduğu verilmiş. Olduğuna göre A çarpı D çarpı T bölü B çarpı C çarpı E oranı kaç? Burada bir A bölü B'nin 5 olduğunu görüyoruz. Demek ki buradaki A bölü B 5 eder. Burada C bölü D'nin 5 olduğunu görüyoruz. Burada ise D bölü C'dir. Onun çarpmaya göre tersi. Demek ki bu 1 bölü 5 ediyor. Çarpın. Burada E bölü F var. Burada F bölü E var. Demek ki bu da 1 bölü 5 ediyor. Bunları çarpacak olursak buradaki 5'ler de beni götürür. Sonuç 1 bölü 5 olarak bulunur. Onuncu soruya gelecek olursak, A bölü B eşittir 3 bölü 7, B bölü C eşittir 5 bölü 8 olduğuna göre A bölü C oranı kaçtır? İlkinden kat oranlarını çıkartırsak, A 3 kat, B ise 7 kattır. İkincisine geldiğimizde, burada B vardı ve biz bu B'yi 7 kat dedik. Buraya gelip şimdi B'ye 5 kat diyemeyiz. Burada verdiğimiz 7 katı buradaki B yerine koymalıyız ve buna göre bir C değeri bulmalıyız. Aynı soru içinde aynı harfe 2 farklı kat veremeyiz. 7K bölü C 5 bölü 8'e eşittir. İçler dışlar çarpımı yaparsak 5C eşittir 56K. Buradan da C eşittir 56K bölü 5. Bizden A bölü C oranı istemiş. A 3K, C ise 56K bölü 5. 3K çarpı 56K bölü 5'i ters çevirirsek K'lar birbirini götürür. 3 kere 5'ten 15 bölü 56 sonucuna ulaşır. 11. soru, bir önceki sorunun yine benzeri bir soru. İlkinden istediğimiz K'ları verebiliriz. A'ya 2K, B'ye 5K diyelim. Çünkü A'nın karşısında 2, B'nin karşısında 5 görüyoruz. B bölü C ise 1 bölü 3. B'ye biz burada 5K dediğimize göre buradaki B'ye de aynı K'yı vermek zorundayız. 5K bölü C eşittir 1 bölü 3 ise C'nin ne olduğunu bulmak için içler dışlar çarpımı yaparız. C eşittir 15K. A, B, C'nin toplamı 66. 2K artı 5K artı 15K eşittir 66. Burayı topladığımızda 22K eder 66. K eşittir 3. K'yı 3 bulduğumuza göre bize A sorulmuş. A 2K olduğuna göre 2 çarpı 3'ten 6. On ikinci soruya geldiğimizde x bölü 4 eşittir y bölü 5 eşittir z bölü 6 olduğuna göre x eksi 2 y bölü z oranı kaçtır? X bölü 4 y bölü 5 z bölü 6 eşit olduğuna göre x altındaki sayı kaçsa bu kadar. X eşittir 4 kat. Y eşittir 5 kat. Z eşittir 6 kat. Neden böyledir? Bunları yerine koyduğumuzda çünkü bu eşitlik sağlanıyor. X yerine 4K koyarsak 4K bölü 4'ten K kalır. Y yerine 5K koyarsak 5K bölü 5'ten K kalır. Yani eşitliği sağlayan bir kat ilişkisi vermek zorundayız. En kolayı da faydalarda ne görüyorsak X, Y, Z'ye o katları vermektir. X yerine koyarsak 4K, Y yerine 5K koyarsak eksi 10K, bölü Z yerine 6K koyarsak tamamdır. Eksi 6K bölü 6K'dan sonucumuz eksi 1'dir. 13. soruya geldiğimizde A bölü B'nin bize 4 bölü 7 olduğu verilmiş. O zaman A eşittir 4K, B eşittir 7K'dır. B bölü C'nin ise bize 3 bölü 5 olduğu verilmiş. Biz buradaki B'ye 7K dediğimize göre gidip buradaki B'ye başka bir K'lı bir şey veremeyiz. B yerine 7K bölü C eşittir 3 bölü 5 diyerek C'nin ne olduğunu 3C eşittir 35K, C eşittir 35K bölü 3.
Devam ettiğimizde c bölü d'nin ise 3 bölü 5 olduğunu görüyoruz. C'ye burada 35k bölü 3 dediğimize göre burada da aynısını vermek zorundayız. 35k bölü 3 bölü d eşittir 3 bölü 5. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3d eşittir. 5 ile 35k bölü 3'ü çarparsak 175k bölü 3 olur. 3'ü de bölü olarak geçirirsek 175k bölü 9 olarak d'yi buluyoruz. 9 kötü oldu. Bizden istenen a bölü d oranı kaçtır? A'yı zaten 4k olarak bulmuştuk. D'yi de 175k bölü 9 olarak bulduğumuza göre 4k çarpı ters çevirirsek 9 bölü 175k, k'lar birbirini götürür. 4 ile 9'u çarparsak 36 bölü 175 olarak bu oranın sonucunu bulur. Bu şekilde bu çalışma kağıdımızı da noktalamış olduk.